Bir bağlantı gerçekleştirelim. Skype hattımızda Nevzat Dindar olacak Galatasaray'ın gündemini. Transferin son gününü ve tabii ki yine milli takımda bugün gerçekleşecek zirveden çıkabilecek olası sonuçları kendisiyle konuşalım. Nevzat günaydın, hoş geldin yayınımıza, nasılsın? Günaydın Ezgi, teşekkür ederim. Sen değilsin. Ben de iyiyim, çok teşekkür edelim. Şimdi transfer dönemi sona erdi. Özellikle tabii ki 6 numara konusunda son birkaç gündür oldukça hareketli saatler yaşanıyordu Galatasaray'da. Gündeme çok fazla aday gelmişti. Son ana kadar Jetson Fernandes için uğraştı Galatasaray ama bir anda Asun Sağ, belki de adaylar arasında çok fazla adı geçmeyen, belki de hiç geçmeyen bir oyuncuyla anlaşma sağlandı. Önce Asun Sağ'ı sorayım sana, ardından da Galatasaray'ın nasıl bir transfer dönemini geride bıraktığını konuşalım. Hatta Sunsa yani son gece yani önceki gece ortaya çıkmıştı ve Galatasaray'ın girişimlerde bulundu. Önceki gece sabaha karşı 5'li transferini bitirdiği bir oyuncu. Tabii Gerson Fernandes transferinden bağımsız bir hamle olarak ben Sunsa'yı görüyorum. Onun dışında Galatasaray'ın senin de belirttiğin gibi bu yaz transfer döneminde Elneny başta olmak üzere son günler, son 2 gün Diawara ismi Roma'dan yine Galatasaray'ın radarına girmişti. Dieng için sarı kırmızılar haftalardır süren bir uğraş içerisindeydi. Ve Galatasaray bu çerçevede hatta son gün bir Mendy ismi de ortaya atılmıştı Leicester'dan ki menajeri de açıkladı Galatasaray'la anlaştıklarını. Galatasaray Asun Sağ'da karar kıldı. Bence çok değerli bir transfer. 21 yaşındaki oyuncunun Sportif Amerika'da performansı istatistikleri zaten ortada. Ve Galatasaray çok uygun şartlarda, mali şartları bir kere çok uygun. Son gün sürprizi hakikaten denilebilecek bir transfer. Oyuncunun maliyetine baktığımızda da bir 200 bin euro civarı bir kiralama bedeli ve 4 milyon euro da satın alma opsiyonu bulunuyor. Galatasaray açısından baktığımızda doğru bir transfer gibi gözüküyor çünkü Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir transfer, bir pozisyona transfer edildi. Bir dezavantajı var tabii Avrupa Ligi'nde oynayamayacak olması. Ama Gedson Fernandes de tabii Galatasaray Portekiz pazarından Gedson Fernandes'den çok büyük verim almış ve beklenti içine girmişti oyuncuyla ilgili. Oyuncunun tekrar transfer edilmesiyle ilgili. Galatasaray tekrar o pazara, Portekiz pazarına yönelik bir transfer gerçekleştirdi. Burada tabii transferde menajer faktörü de etkili diyebilirim. Ahmet Bulut yine başroldeki isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla Galatasaray açısından son gün de olsa bence verimli ve doğru bir transfer gibi gözüküyor. Peki şöyle bir yaz transfer dönemine bakacak olursak özellikle takımın gençleştirildiğini görüyoruz Nevzat ki yaş ortalaması yeni transferlerle 23,5 oldu Galatasaray'ın. Bir taraftan bu dikkat çekiyor. Diğer taraftan özellikle sezon başında anlaşma sağlanan oyuncuların gönderilmesi bir taraftan tepki çekti Galatasaray'da. Diğer yandan Muslera'nın alternatifi olabilecek bir kaleci hamlesi yapılamadı. Artılarıyla eksileriyle Galatasaray ve Burak Elmas yönetimi sana göre nasıl bir transfer dönemini geride bıraktı? Şimdi farklı bizim alışık olmadığımız ama artık kulüplerimizin de yapması gereken bir transfer modeline geçti diyebiliriz. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer hamleleri örtüşüyor. Bu noktada 11 futbolcu için ödenen bonservisler belki kısmen yüksek gözükebilir ama Galatasaray bir yapılamaya bir gençleştirme operasyonuna gitti. Ve bu oyuncuların birçoğu da genç oyuncular. Vananot'u bir kenara koyarsak Alparslan ve Aytaç da 27-28 bandında oyuncular. Yani bu oyuncular tabii Galatasaray'ın uzun vadede yani hem faydalanmak istediği hem de uzun vadede satmaya çalışacağı, ekonomik olarak kendisini rahatlatmaya çalışacağı hamleler olarak değerlendirilebilir. Bu transferler iyi ya da kötü demek için biraz beklemek lazım tabii. Yani sonuçta yeni bir kadro, genç bir kadro kuruyorsunuz ve bu takımın bir takım yaratmaya çalışıyorsunuz. Sabırlı olmak lazım, toleranslı olmak lazım.
Sonuçta ben Galatasaray taraftarının da bu transfer politikasından memnun olduğunu görüyorum. Yani genç oyunculara karşı bir tolerans şeyi var, kredileri var. Ya hata yapsalar bile en azından diğer tecrübeli oyuncular gibi tepki görmeyeceklerdi. Biraz daha onlara karşı sabırlı davranılacaktır diye tahmin ediyorum. Ben iyi bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Keşke bu modele daha önce geçseydik ama şöyle de bir risk var. Sonuçta Galatasaray, Fenerbahçe ikisinin transfer politikası biraz örtüştüğü için söylüyorum. Başarı odaklı, başarı endeksli kulüplerdir. Tahammül sınırı azdır. Yani dolayısıyla o baskıyı bu takım kaldırabilecek mi? O baskı durumunda, stres durumunda nasıl reaksiyon gösterecek? Bu durumda takımda saha içerisinde sorumluluk alıp liderlik gösterebilecek, karakter koyabilecek oyuncular kimler olacak? Bunu bekleyip göreceğiz ama gelişime açık, heyecan verici bir takım kuruldu diyebilirim. Yani bu takım dinamik bir takım, tempolu bir takım. Özellikle Türk Telekom stadında mesela Morutan çok spektaküler hareketlerini izleyeceğiz. Çok sansasyonel hareketlerini izleyeceğiz. Famalicão'dan transfer eden Asmus Ağa'nın ne kadar doğru bir transfer olduğunu göreceğiz. Ama bu takım 4-4'lük demek midir? Hayır, biraz zamana ihtiyacı var. Dediğim gibi baskı en büyük handikapı olabilir. Biraz tecrübeye ihtiyacı var bu takımın. Ama genel olarak baktığımda takımın maaş bütçesi ciddi şekilde aşağı çekildi. 40 milyon euro düzeyine çekildi. Bu transfer dönemi Galatasaray açısından doğru bir transfer dönemi. Yalnız işte Falcao dışında belki bir iki oyuncuyla daha yollar ayrılsaydı ki dün bu konuda da bir beklenti vardı. Hatta Babel'in sosyal medyada artık taraftarı da çileden çıkaran paylaşımları onu gördük. Falcao dışında Babel ya da Feghouli gibi yüksek maliyet olan Cagne gibi oyuncularla yollar ayrılsaydı sanki 4-4'lük bir transfer dönemi diyebilirdik bu geçen sürece. Yeni yönetim ve Fatih Terim açısından ben iyi bir transfer dönemi geçirildiğini düşünüyorum. Peki şimdi Muslera'nın yerine bir kaleci takviyesi alternatifi olabilecek, daha doğrusu Muslera'nın bir kaleci takviyesi yapılmadığından bahsetmiştik. Şimdi Muslera da Uruguay milli takımında ve derbiyede da, yani Trabzonspor maçına da yetişmesi biraz zor gibi görünüyor anladığım kadarıyla. Fatih Öztürk'ün kalede olması bekleniyor. Acaba bu kadar önemli bir mücadele öncesi bir handikap mıdır Galatasaray açısından, nasıl yorumlarsın? Ya sonuçta Muslera'nın verdiği güveni Fatih veriyor mu? Vermiyor. Artı Galatasaray savunmasında henüz taşlar yerine oturmadı. Daha Galatasaray takımında taşlar yerine oturmadı. Defansif açıdan bazı sıkıntılar, handikaplar olduğunu gözlemliyoruz ki son Rumen takımıyla oynanan maçta da bu kendini gösterdi.